Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle tekrar petrol rengi tülbentim ve onunla aynı renkte olan birebir şöyle arkadaşlar numarası 292 altın başak arkadaşlar 292 numara. Merak eden soran arkadaşlar oluyor bazen ve tığımın numarası da 21 numara. Tek renk şöyle kolay iğneden tığa bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet, şöyle bakın bu fil dişi iğne oyasında ismi fil dişi arkadaşlar. İğneden tığa böyle bir çimen yapıyorum. Bakın böyle kalıp gibi hiç ütü yok arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle üzerlerine de aralıklı olarak minik minik dutlar yapacağız. Şöyle çimenini hazırlandım, birazcık yaptım daha önce. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın ilk önce böyle ikişer zincir veya üçer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videomda da mevcut tüm püf noktalarıyla oradan izleyebilirsiniz o videoda. Şimdi tığ battığımın içine sık iğne ipimi sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip bir tane tığ battı oluşturdum. Şöyle bir zincirimi çekip dönüşümü yaptım. Bu 3 zincirli yuvanın içerisine girdim. Şöyle 1 ve 2. Bunu 2 zincirle dönüyorduk önceden arkadaşlar. Bu kadar kalıp gibi olmuyordu. Kalıp gibi durmasının sebebi bu sık iğne. Şimdi 8 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zinciri sıkı sıkı çektim. Burası önemli. İpi güzelce esnetip zinciri sıkı sıkı çektiğiniz takdirde bakın böyle kalıp gibi bir artma. Aynı iğne oyasında olan artma işlemi. Şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya giriyorum. Bir zincirle şöyle kolay döneyim diye bir zincir çekiyorum. Onu da sıkı sıkı oturtuyorum dibine. Boşluk oluşmasın diye. Şöyle bir, şöyle iki ve 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Tek dikkat edilen bu ipin iyice esnetilip zincirinde sıkı çekilmesi arkadaşlar. Özellikle bu şu tepedeki artma zinciri önemli, sıkı çekilmesi. Bu şekilde durmasını istiyorsanız şöyle tırnaklarınız tırnak düzde yapabilirsiniz. Kalıp gibi duruyor. Evet, 3 zincir sıradaki tığ battıya gir, kapattım. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Hemen 2 tane sık iğne yapıyorum bu 3 zincirli yuvanın içerisine. Şöyle. 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8. İyice sıkı sıkı zincirimi çekip yandaki tığ battıya da böyle sıkı bir şekilde sık iğnemizi kapatıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde yaparsak kalıp gibi oluyor arkadaşlar. Bir zincirle kolayı dönüp 2 tane sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi 2 zincirden bu 2 sık iğne şöyle kalıp gibi yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen dönüşümü yaptım. Tığ battıya sabitledim. Ve 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüşümü yaptım. 1 ve 2. Hemen bakın şöyle tırnaklarınızla da tırnak ütüsü yapabilirsiniz. Bir daha hiç bozulmaz. 3, 4, 5,
6, 7 ve 8. Çevirdim. Buraya kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir zincirimi çekip dönüşümü yaptım. Bakın şu boşluk olmayacak. Şöyle tığımızda hiç boşluk olmadan 1 ve 2. Şöyle bir sık iğne, 8 zincir. Hemen yanındakine kapatıp oluşturdum. 1, 2, 3. Gevşek çekilen zincirle sık çekilen zincirin fil dişisi bile kendini hemen belli ediyor. Bakın arkadaşlar. Mesela kalıp gibi bunu hafif biraz volumsa olunca kendini daha yumuşak gösteriyor. 1, 2, 3, 4. Özellikle şu baştaki sık iğneden sonra çekilen zincirlerin sık olması gerekiyor. Şu dönüşün kalıbını burası belirliyor bakın. Kalıbı bu ilk 3 zincir belirliyor. O yüzden en azından o 3 zincire dikkat edersek daha güzel şöyle kalıp gibi çimenimiz olacak. Evet. 3 tane zincir çekip bir tane tığ battı oluşturup sonra döndüm bir zincirle bu 3 zincirli yuvaya 2 sık iğne 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Hemen yanındaki yuvanın içine 1, 2 ve 3 zincir. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle güzel kalıp gibi. Bir de arkadaşlar bu ipleri biliyorsunuz bu şekilde ütülendiği takdirde çok güzel duruyor. Mesela şöyle elimizle hemen bu şekilde düzgün ütülenince bir daha bozulmuyor. Böyle kalıp gibi güzel bir çimenimiz oluyor. Şöyle uzaktan göstereyim. Bayağı da yapmışız beraber arkadaşlar. Aynı işlem. Şimdi dutumuzun nasıl yapıldığına geçelim. Hatta bu böyle hiçbir şey olmadan sade bile tığlanabilir. Bakın arkadaşlar. Şöyle sade bile çok güzel. İki tane böyle fil dişi bırakıp üçüncü fil dişinin içine dudumuzu yapacağız. Şöyle minik bir çiçek oluşturacağız. 7 zincir çekiyorum. 7 zinciri kapattım buraya. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa tığı doladım. 1, 2 ve 2. Bu şekilde bir trabzan oluşturdum. Ve bu trabzanın içine de 3 tane kirpik yapacağız. 3 tane kirpik. Şöyle 1. 7 zincir. Tekrar. 7 zincir kapattık. Şimdi trabzanın içine oluşturduk zincirlerimizi. 2 zincirle aşağıya iniyorum ve yeşil yuvaya kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi buradaki pipiriği bir de karşı tarafa simetri olarak yapıyorum. Buraya yuvaya kapattım. Hemen koparmadan önce de bir tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın minik bir oluşturduk ya. Bunu buradan şöyle arka tarafından kopardığımızdan bir önceki şu trabzan yaptığımız yerden ilmek alıyorum. Bir veya iki yeterli. Hemen buradan ipi alıp çektim. Şimdi bakın tertemiz oluyor bu şekilde yapınca arkadaşlar. Böyle minik bir dut. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi
Yine iki tane atlayıp üçüncüye kapatacağız. Bu sizin için 3 de olabilir arkadaşlar, 1 de olabilir. Yakınlık mesafesi sizin kendi zevkinize göre farklılaşabilir. Bakın, ben iki tane bıraktım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. Şöyle kırmızı bir dot bordoya yakın. 1, 2, 3 zincirden bir tane trabzan yapacağız. Bir defa doladım. 1, 2 ve 2. Yapmış olduğumuz trabzana 7 zincirden 3 kirpik yapıyoruz. Buraya yuvaya kapatıp sabitliyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapattım. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir. Hemen yeşil yuvaya iniş yaptım. Bakın. Bu şekilde. Şimdi buraya da karşıdaki kirpiği yapacağım. 7 zinciri yine yeşil yuvaya kapatıp bir pipirik oluşturdum. Ve ipimi hafif uzun koparıyorum arkadaşlar. Çok değil, hafif. Şu arkaya çekim işlemi kolay olsun diye. Bakın. Şimdi bunu mesela bir hemen kopardığımdan değil de bir sonraki yerden, bakın, şu dönüş ilmeğini bırakıyorum. Buradan girip şöyle şu önemli olan arkadaşlar yanık izini kaybetmek. Bakın çok güzel oluyor. Şöyle hatta tığınızla da böyle girip bunları açıp böyle açık bir şekilde. Ütülendiği zaman da açık kalıyor arkadaşlar böyle. Güzel bir minik bir dut oluyor. Bir tane de yanına şöyle beyaz yapalım. İstediğiniz renklerden yapabilirsiniz. Evet, modelleri hazırladık. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın. Şöyle kalıp gibi minik dut ayası hazırladım. Ben örnek amaçlı, bakın şu ara suyunu arkadaşlar, örnek amaçlı olduğu için iki tane bıraktım. Bunu üç tane de bırakabilirsiniz. İki şart değil bu şekilde. Böyle ekranda iki tane yakın yan yana olunca güzel gözüküyor gerçekten de. Şöyle bir uzaktan göstereyim, bakın. Yakın, bayağı yakın mesafesi. Bunu dediğim gibi 3 taneye çıkarıp daha mesafeli yapabilirsiniz. Kolay, böyle çıtı pıtı zincir çekmeyi bilen herkes bunu yapabilir. Demin dediğim gibi hatta böyle sadece böyle fil dişi yaparak bile hoş ve zarif duruşu var arkadaşlar. Üstüne sadece 3 pipirikler bile çok güzel durur. Modelim bu arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.